Kim? Kimse yok burada Meltem Hanım. Belki de yanlışlıkla basmışlardır. Olabilir. Kim o? Ah, merhaba Dorcu Sertaç Bey. Merhaba efendim. Bizim zile siz mi bastınız? Yo, ben de siz bizimkine bastınız zannettim. Yo. Ah, bir mektup gelmiş size. Aa, bizde de var. Size de gelmiş efendim. Bilemeyeceğim. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Biri Doğrucu Sertaç Bey'le bize zarf bırakmış Meltem Hanım. Aa. Zarfını... Emine açsana. Ya bir dakika Meltem Hanım ya. Ön araştırma yapıyor. Ne ön araştırması ya? Açsana şunu okuyalım. Ver bana, ben açayım. Ya şimdi böyle kimden geldiği belli olmayan bir mektubu da öyle cart diye açamayız herhalde Meltem Hanım, değil mi? Ya ver şu mektubu. Açalım. Ne yazıyor? Oku. Okuyacağız. Oo. Merhaba Haluk, Meltem ve Emine. Ben ismini vermek istemeyen bir dost. Ay çok gizemli. Eğer kabul ederseniz sizinle bugün bir oyun oynayacağız. Sorduğum sorulara doğru cevapları verin. İpuçlarını takip edin. Sonunda büyük hazineye ulaşın. Ay çok heyecanlı ya. Vallahi çok heyecanlı. Bitti mi? Ne saçma sapan şey ya. Bitti mi Haluk? Bitmediyse oku. tamam oku. Şu anda neden böyle bir oyun oynayalım ki dediğinizi duyar gibiyim. Hatta Haluk ne gerek var, ne kadar saçma bir şey. Bu hayatta oynaman bile diyebilir ki diyorum. Çok saçma bir şey. Oku Haluk. Benim kim olduğumu, neden böyle bir oyunun içine sizi sokmak istediğimi de merak ediyorsunuz biliyorum. Merak etmeyin, eğer ipuçlarını takip edip oyunu bitirirseniz sadece büyük hazineye ulaşmayacaksınız, benim kim olduğumu da öğreneceksiniz. Ve buna değecek. Kesin senin başının altından çıkıyor bunlar değil mi? Ne alakası var? Nasıl beceriyorsun her şeyi dönüp dolaştırıp bana getirmeyi? Ya böyle saçma sapan bir şey ancak senin başının altından çıkar çünkü. Hiç alakam yok Haluk. Hiçbir şey bilmiyorum. Gördüğün gibi ben de senin gibi şaşkınım. Oyunlar, moyunlar, böyle gizemli hareketler. Haluk, Emine biraz önce kapıda buldu zarfı. Benle ne alakası var? Ben burada usulsüz oturuyorum. Ay beni böyle bir oyuna çekmeye çalışıyorsun, oynuyorsun gibime geliyor şu anda. Hasbinallah. Bak bu hareket bile oyun tam. Hasbinallah. Böyle tepeye duş var böyle. Allah Allah. Kim yazdı acaba bunu ya? Bizimle dalga geçmek isteyen biri. Kim olacak? Hmm. Yoksa bu oyunu define avcısı Hüseyin hazırlamış olmasın? Olur böyle şey canım? Ne alaka yani? Hüseyin böyle şeylerle uğraşır mı? Doğru söylüyorsunuz. Zaten hazinenin yerini bilse yani gider kendi alır değil mi? Ya bizim için böyle ipuçları falan hazırlamaz. Ya bence zaten bu mektupta bahsedilen hazine öyle bizim anladığımız hazine değil. Başka bir şey. Ama ne? Canım her neyse saçma sapan bir şey, atın gitsin. Ne işte saçma sapan değil Haluk. Niye saçma sapan olsun? Ver bakayım şu mektubu, ver. Ver. Bakayım. Saçma sapan tabii ki. Hacı da tehlikeli olabilir yani. Bilmediğimiz, etmediğimiz biri bize mektup bırakıyor. Niye tehlikeli olsun Haluk? Ben senin gibi düşünmüyorum. Baksana kadar güzel yazmış. Yani sonuçta bence masumane, tehlikesi yok. Bak, buraya yazıyorum. Aha. Bu işin altından sen çıkacaksın çünkü. O yüzden böyle kelimeler kullanıyorsun. Masumane. Yok tehlikeli değil. Çünkü sen hazırladın bunu. Hep diyorsun ya böyle hayatımız monoton, bir heyecan katalım. Senin böyle bir heyecan katma derdin var. Yani bu senin başının altından çıkacak. Ha bak buraya yazdım. Demedi deme. Büyük konuşuyorsun Haluk'cum, çok büyük konuşuyorsun. Bu benim hazırladığım bir oyun değil.
Kim hazırladı bilmiyorum ama oynamakta da bir mahsur görmüyorum. Tamam Meltem Hanım da peki şimdi biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Yani bir soru falan yok, bir ipucu yok. Anlamadım yani. Yani Haluk'un okuduğu dışında bir şey yok. Bakıyorum. Aa! Arkasında mutfak yazıyor. Ha, o zaman mutfağa giderek ilk ipucunu yakalayabiliriz belki orada. Olabilir, yürü. Olabilir, yürü. Meltem Hanım'a bakın, hemen ipucu peşinde koşacak. Sen de yardım et Haluk, orada oturup konuşacağına gel. Ya hadi beni bulaştırmayın, ne yapıyorsanız yapın. Saçma sapan bir şey. Burada mektup yok. Meltem Hanım yok sanki, ben de göremedim bir şey ama. Dolaplara bak Emine. Var. Nereye bakacağımı bilemedim ben. Merhaba sevgili takipçilerim. Merhaba benim güzel takipçilerim. Ama bu merhaba sadece beni, sadece beni takip eden takipçilerime. O sahte, o fake Tuna Yücel 35'i takip eden takipçilerime değil. Bunlara merhaba demiyorum. Onlar çünkü çok büyük bir hata yaptılar. Ve ben beni takip eden takipçilerime artık sevgiyle, merhametle, güzellikle merhaba demeye devam ediyorum. Ve kanlı canlı sizlerin hep huzurunda olmaya söz veriyorum. Bundan böyle artık daha interaktif olmaya karar verdim sevgili takipçilerim. Bundan sonra artık siz ne derseniz o şekilde davranacağım. Yapacağım her şeyi sizlere soracağım sevgili takipçilerim. O yüzden gerçek olanın ne olduğunu anlamanızı sağlayacağım. Hadi bakalım, yiyorsa o fake oğlu fake de canlı yapsın da bakalım ne yapıyormuş, kimmiş, neymiş, neyin desiymiş. Hep beraber görelim sevgili takipçilerim. Ne yapıyorsun? Artık karar verdim biliyorsun. O fake oğlu fake'e gününü göstereceğim. Öyle mi? Ne yapacaksın? Mi? Artık daha interaktif davranacağım biliyorsun. Ya görüyor musun? Sahte hesabım benden daha çok takipçisi var. Böyle bir şey olabilir mi Gönül ya? Niye acaba? Bir düşündün mü? Sen arttırdın onun takipçisini Tuna. Olsun Gönül. Büyük skandal. Bundan sonra interaktif olacağım. Yani beni takip edenler ne istiyorsa onu yapacağım. Yani böylelikle belki takipçi sayım daha da artabilir. Hatta yani başkaları da katılabilir. Yani ayrıca böyle olmasa da fayda var yani. Kim o? Kim o Gönül? Bilmiyorum, kimse yok. Birisi mektup bırakmış bize. Kimden? Bilsem söylerim Tuna. Gönül Tuna yazıyor işte. Enteresan. Kimden geldiği belli değil yani. Dur açma açma. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Bir dakika Gönül, rica ediyorum lütfen. Ay çıldıracağım galiba. Değerli takipçilerim, şu anda bize bir mektup geldi. Ama kimden olduğu belli değil. Acaba bu mektubu açsak mı yoksa açmasak mı? Şimdi hikayeye bunu yolluyorum. Lütfen evet ya da hayırdan bir tanesini tuşlayın. Delirtirsin insanı ya. Ya takipçilerime soruyorum. Her şeyi takipçilerine niye soruyorsun? Nedir yani? Soruyorum yürüyün. Dur cevap gelsin bir dakika. Ver şu mektubu bana. Veremem Gönül. Niye? Veremem, daha anketim sonuçlanmadı, veremem. Tuna, ikimizin adına geldi mektup. Gönül, değil mi? Rica ediyorum lütfen, anketçilerimin bana olan itimadını şu anda sarsamam. Yani bir anket açtım, anketin sonuçlanmasını bekliyorum lütfen. Ay anket sonuçları hayır çıkarsa açmayacak mıyız mektubu? Gönül lütfen rica ediyorum. Ama şu anda evet önde gidiyor zaten. Ay çıldırtırsın insanı, ver şunu, lütfen, ver şunu. Lütfen Gönül rica ediyorum. Yani evet fazla gidiyor, aslında ben de merak etmiyor değilim. Hadi açalım. Yani evet fazla gittiği için veriyorum ama. Yani fazla gitmese vermezdim yani. Ne yazıyor Gönül? Bir dakika gözlüğümü takayım. Evet önde. Hadi neyse ne yazıyor görelim. Sevgili takipçilerim, siz mektubu aç dediniz, ben de mektubu açtım. Bakın siz ne derseniz onu yapıyorum. Yeter Tuna, bırak şu telefonu, rica ediyorum yani. Gönül şu anda canlı yayını bitirmemi istiyor. Acaba bitireyim mi yoksa bitirmeyeyim mi? Tuna! Bitirdim. Yani şurada enteresan bir şey yaşıyoruz Tuna. Bilmediğimiz birinden bir mektup geldi. Biri bizi bir oyunun içine dahil etmeye çalışıyor. Hala canlı yayın yapıyorsun. Gönül bu benim için son derece önemli. Takipçilerime söz verdim. Hayat memat meselesi bu benim için biliyorsun ya.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan bir durumun içindeyiz yani. Bu mektubu kim yolladı bilmiyorum ama bu oyunu ben bayağı merak etmeye başladım. Oyunun böyle ipuçlarını takip edip hazineye ulaşmamız lazım Tuna. Gönül, sana bir şey söyleyeyim mi? Bence biz seçilmiş insanlarız. Gerçekten. Bu özellikle bize geldi. Bence bu çok özel, çok farklı bir durum. Benim bunu canlı yayında takipçilerime duyurmam lazım. Lütfen artık canlı yayın yapma Tuna. Rica ediyorum. Ya içimde bir his var. Bu oyunu oyna diyor yani. Dur, ben bunu şeye sorayım takipçilere. Sevgili takipçilerim, acaba... Tuna, rica ediyorum. Bir dakika Gönül, oyunu oynayalım mı, oynamayalım mı diye soruyorum Gönül. Takipçilerim, bu oyunu oynayalım mı, oynamayalım mı? Hadi buyurun, siz karar verin. Aa, Gönül, dur bakayım. Kağıdın arkasında bir şey yazıyor. Aa, elma yazıyor. Evet, elma yazıyor. Ne demek elma? Valla bana bir şey ifade etmiyor. Başlıyorsak eğer oyuna... Şu bilmeceyi çözmemiz gerekiyormuş. Dinle. Yakındır cana öze, tutar çıkartır düze, her dem içten davranır, ayıbı söyler yüze. Elma bir de. Kapı! Şimdi ben ipucu arıyorum. Ay merhaba komşum, merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Ay. Hayırdır? Efendim bugün çok saçma bir şey için geldik. Özlem Hanım için demiyorum ama siz zaten genelde saçma sapan şeyler için geliyorsunuz Sertaç Bey. Efendim bugün niye geldiğimizi duyunca bu söyledikleriniz için pişman olabilirsiniz. Daha önce ne kadar mantıklı şeyler için gelmişsiniz diyebilirsiniz bize. Ya niye öyle söylüyorsun? Bana saçma gelmiyor. Saçma hayatım, ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Gitmeyelim dedim, komşularımızı rahatsız etmeyelim dedim ama dinlemedin. Bugün buraya gelmek tamamen Özlem'in fikriydi Haluk Bey. Evet. Haluk Bey bunları duyduktan sonra bizi kovalarsa mesuliyet kabul etmiyorum hayatım. Yani evet, benim fikrimdi. Evet, sizi dinliyorum Özlem Hanım. Aferin hayatım. Bana yaraşır bir eş ol. Hep doğruları söyle. Aferin. Döversin beni, dur şimdi. Siz? Haluk Bey, biz bugün kapımızın önünde bir mektup bulduk. Ne tesadüf, biz de. Sertaç söyledi zaten. Emine Hanım'ı görmüş alırken. Evet, öyle oldu. Efendim, sizin mektupta da böyle oyundan, ipuçlarından vesaire bahsediliyor mu? Evet. Şimdi mektupta bir oyundan, hazineden ve böyle bir şeylerden bahsediyor. Sonunda bir bilmece soruyor. Bilmecenin cevabı komşu çıktı. Biz de o yüzden buraya geldik. Yani efendim, sizin mektupta da böyle ipuçlarından, oyundan falan bahsediyor mu? Yani ilk defa Sertaç Bey haklı. Saçma sapan bir şey. Bu yüzden mi geldiniz? Ay ne yapayım, dayanamadım. Ya inanmayın böyle şeylere. Yani biri sadece bizimle dalga geçmemiş, sizinle de dalga geçmiş. Ay nasıl inanmayayım canım, merak ediyorum. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde ipucu falan yok. Yok. Yer yarıldı, içine girdi sanki ipucu. Merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Siz başladınız mı ipuçlarını aramaya? Siz nereden biliyorsunuz? Bizdeki mektupta da öyle şeyler yazıyor. Ha. Ay bizle aynı anda size de mektup geldiğini söyledi Emine ama ben tabii aynı tarz mektup olduğunu hiç düşünmedim. Şimdi biz hazineyi bölüşeceğiz mi yani? Öyle görünüyor. Herkes hakkına düşeni alacak efendim. Tabii böyle bir hazine varsa. Ya ben söylüyorum, o öyle bir hazine değil. Farklı bir şey çıkacak sonunda. Siz buldunuz mu bir ipucu? Şimdi bilmece gibi bir şey vardı. Ha. Cevabı komşu. Ha. Biz de hemen kalktık buraya geldik. Allah Allah, çok ilginç. Demek ki beraber hareket etmemizi istiyor. Meltem Hanım'a bakın hele. Oyuna bir de yorum kattı. Ne kadar komik göründüğünüzün farkında mısınız? Tamam anladık, oynamak istemiyorsun. Bari bize karışma. Efendim bir de bizim mektubun arkasında buzdolabı yazıyor. Daha da bir saçma geldi bana. Bizim mektubun arkasında mutfak yazıyor. Sen buzdolabının içine baktın değil mi mutfakta? Baktım baktım, hiç ipucu falan göremedim. Yok yani, yok. Şimdi mutfak, buzdolabı, bu kesin ipucuyla bir ilintili bir şey. Kesin. Ama ne? Kesin. Ya Meltem, neyine bakıyorsun Allah aşkına? Okuduk işte her şeyi.
Tamam, belki satır aralarında filan bir yerde bir şey, kağıdın içinde bir yerde bir şey atlamışızdır, bir ipucu vardır diye bakıyorum Haluk. Meltem Hanım, başımıza Sherlock Holmes kesildi. Ay, inşallah o gizemli kişi yeni bir ipucu göndermiştir. Merhaba. Başımıza ne geldi tahmin edemezsiniz. Mektup geldi. Hazine iki ortak daha geldi. Siz nereden biliyorsunuz mektubu, hazineyi? Gönül, görüyor musun? Herkesin de biri var, Gönül. Bak sana söyledim, herkesin de biri var, Gönül. Belki de şu anda bütün herkes bunu konuşuyor. Bütün dünya belki de bunu konuşuyor. Şu anda ana haberlerde olabiliriz, Gönül. Herkes bizi konuşuyor, biz seçilmişiz. Dur Tuna, ne oluyorsun? Tunacığım, bir geç otur sakin sakin. Anlatacağız ne olduğunu. Aynı mektuptan bize ve Özlem Hanımlara da geldi. Ay çok ilginç değil mi ama Meltem? Bakayım sizinkine aynı şeyleri mi yazmışlar? Bakayım, bakayım. Dur Tuna, ver. Aa, vallahi aynı. Aynı. Sizinle aynı oyunun bir parçası olmayı istemezdim ama... neyse, ben susayım, konuşunca kötü oluyor. Hanımefendi, biz de sizinle aynı oyunun parçası olmak istemezdik ama... yapılacak bir şey yok. Neyse. Fikri, bize sorulan bilmecenin cevabı dosttu. Biz o yüzden buraya geldik. Biz de boşu boşuna gelmedik herhalde. Bizim cevabımız da komşuydu. Yalnız çok enteresan. Bu mektubu ve oyunu hazırlayan kişi... kimin dost, kimin sadece komşu olduğunu çok iyi biliyormuş. Enteresan. Evet Gönül, bence herkes yerini bilmeli hayatım. Tamam, tamam, tamam. Sizin kavganızı mı dinleyeceğiz? Evet. Hadi oyuna konsantre olalım, ipuçlarını bulalım. Yoksa büyük hazinenin ne olduğunu öğrenemeyeceğiz. Meltemciğim... burada bazı oyun bozan arkadaşlar olduğu sürece bu oyunu biraz zor oynarız. Efendim, emin olun sizin oyununuzla hiç ilgilenmiyorum. Tamamen Haluk Bey'le aynı fikirdeyim. Çok saçma buluyorum. Evet. İlk defa biz Sertaş Efendi ile aynı fikirdeyiz. O yüzden dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Hiç karışmıyorum efendim. Tamam, tamam. Dur sizin şey... elma. Evet, bizde elma yazıyor. Sizde ne yazıyor? Bizde mutfak. Özlem Hanımlar'da da buzdolabı. Emine, sen buzdolabının içindeki elma kasesine baktın mı? Ya öyle bir üstten baktım, kaldırmadım elmaları. Aşk olsun Emine ama her yere baktım dedin sen bana. Baktım da öyle üstten elmaları kaldırmadım yani. Bakmaya mı gidiyorsun Meltem? Tabii. Baksana öyle üstün kör bakmış, kasenin içine bakmak lazım. Dur ben de geliyorum. Geldim. Ben de geleyim. Gelme Tuna, gelme. Zaten gereksiz insanlar var. Boşu boşuna kalabalık yapma. Gönül, öğrenir öğrenmez ne olur haber verin. Bak ben meraktan çatlarım buradan. Cevap vermiyorum çünkü ben konuşunca kötü oluyor. Oğlum sen hakikaten katıksız zerosun ha. Merak ediyorum abiciğim. Ay bari elmaların üstüne koysaydı. O zaman sürprizi mi kalırdı? Özlem Hanım siz de aç. Buldum, 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 buldum. Buldum, yürüyün, buldum. Koşacak. Buldunuz mu? He? Bulduk, bulduk. Ver. Bulduk. Hadi okusana. Bir dakika. Ya bu her kimse mutfağımıza kadar girmiş. Bu eve kimler girip çıkıyor Allah aşkına? Kimsenin girip çıktığı yok. Haluk Bey yani. Hadi Meltem, okusana. Tamam, okuyorum. Dur, oku Meltemciğim. Tebrikler. Güçlerinizi birleştirdiniz ve ilk ipucunu buldunuz. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar ya da bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ha ha ha. Görüyorum. Yalnız bu oyunu kim hazırladıysa benden çok etkilenmiş belli. Yani benim gibi espri gücü çok yüksek yani. Bir dakika Tuna. Okuyor bir dakika. Tuna sen hiç esprili değilsindir ki. Ağzımdan aldın hayatım. Şşş, okuyorum. Hadi buyurun. Şimdi gelelim büyük hazineye ulaşmak için bulmanız gereken ilk ipucuna. Bu salonda yalnızca üç kişinin gerçekleştirdiği eylem nedir? İkinci ipucu bu sorunun cevabındaki harf sayısında gizlidir. Harf sayısı bu apartmandaki bir daire numarasını temsil etmektedir. İkinci ipucu o dairenin paspasının altındadır. Ben hiçbir şey anlamadım. Anlamayacak ne var oğlum? Harfleri say, cevabı bul diyor. Evet, mesela yani şimdi cevapta 10 harf varsa... bu bu apartmandaki 10 numaralı dairenin paspasının altına bakmamız anlamına geliyor. Çok basit. Bu salonda sadece 3 kişinin gerçekleştirdiği eylem nedir? Bir dilinin yazdığı şeyi düşünün durun şimdi. Eğer buna bulaşmasaydınız
Cevabı da merak ediyor olmayacak. Hayır, sen de bize yardım etsene. Yani taş fırın desteğiyle çok daha kolay ulaşabiliriz sonuca. Ya evet Haluk Bey. Süpersonik taş fırın böyle şeyinizle, güçlerinizle ipuçlarını bulmamıza yardımcı olur. İyi peki. Yardım edeyim de bu saçmalık bitsin bir an önce. Tamam işte sen yardım edersen ipuçlarını çabuk bulacağımız için sonuca da çabuk varacağız. Soru neydi? Bu salonda yalnızca 3 kişinin gerçekleştirdiği eylem nedir? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.